Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir ülkeyi alacağız ve bu ülke Panzerler Almanya'yı alacağız. Almanya'nın taktiği ve menajerini deneyeceğiz. Hani benden hep bir menajer önerisi istiyordunuz ya. Alın size çok güzel bir menajer önerisi. Menajerimizi aldık. Ben kadromu da kurdum. Şöyle sizlere hemen menajerden bahsedeyim. Filik biliyorsunuz top çevirmeyi 78 ile oynatıyor. Hızlı kontrol atak 70 ile oynatıyor. Açık dayı 71 ile oynatıyor. Bu nerelerde işimize yarar? Ben ilk yarıda top çevirme ile başlayacağım. Bu dizilişte ikinci yarıda rakibe göre bakacağım. Sistem değiştireceğim. 4-1-2-3'e döneceğim ve hızlı kontratak'a geçeceğim. O da olmadı. Maçın 70. dakikalarında açıktaya döneceğim. Yani 3 farklı alternatif. Yani rakibi yenmemiz için 3 farklı sistem. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Hani bu 70'lik bir menajerim var ya benim onu çoğu arkadaş artık bulamıyor oyun bir daha, bir daha öyle bir şey vermiyor ve forveti de şu an gizli forvet. Farklı bir sistemler var şöyle bir bakalım oyuncularımıza. Hena değil Hemen şöyle rakip aramaya doğru da gidelim. Klasman maçı diyelim. Şuradan başla diyelim. Rakibimiz gelsin. Güzel bir menajer. Denedim bir iki maç çok faydasını da gördüm. O yüzden bunu videoya çekmeye karar verdim. Sizlere bu menajeri anlatmaya karar verdim. Benim diğer menajerim biliyorsunuz full 0.70'lik olan. Onu herkes bulamıyor. Sürekli mesela Torino'nun çok güzel bir menajerini bulmuştuk. Onu oyun biz bulduktan sonra artık bizi mi takip ediyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum ama tabi bu işin esprisi. Adamlar Torino'nun menajerini inanılmaz bir şekilde düşürdü. 80'den 64'e falan düşürmüş galiba. Artık arkadaşlar da o videoyu izliyor abi diyor. Bizde 64 sende niye 80? Bu sefer böyle problemi çıkıyor. Bu menajer yeni arkadaşlar. Şu an ayın kaçı? Ayın 28'i. 28 Ocak'ta çekiyorum bu videoyu. Bu menajeri şimdi alın. İleride faydasını göreceksinizdir. Ben faydasını gördüm. Umarım bakalım bu maçta da faydasını görürüz. Bak şöyle bir şey var. Her maçı kazanacağım diye bir şey yok. Ben sizlere taktik ve Video çekiyorum arkadaşlar. Hem eğlenceli oluyor. Bu kadroyu ben kurdum ya. Sen buraya Messi'nin yerine Mbappe'yi alıp forvet yapabilirsin. Ben Messi geri gelen forvet yaptım, gizli forvet yaptım. Siz bu tür değişiklikler de yapabilirsiniz. Sol kanada Costece alacağım. Costece ikinci yarı o fordun hepsi dağılmış ya. Olmadı şimdi belli ama. Neyse şöyle yapalım. Top çalmayınca zaten. Aa Al alacağım. İkinci ara major şey alırız. Kostici orta kafa golde deneyeceğiz. Şimdilik şöyle iyi. Kadro formalara bir bakalım. Formalara da böyle olsun. Rakibimiz Fenerbahçe. 4-4-2 ile geliyor. Bakalım nasıl bir maç çıkacak ortaya ben de merak ediyorum. Rakibin menajeri Zeytler hızlı kontra atak oynayacak. Şimdi biz top çevirerek onun hızını düşüreceğiz arkadaşlar ilk yarıda. İkinci yarıda biz hızlı kontra geçeceğiz. Ve rakibi bu şekilde avlamaya çalışacağız. Böyle bir strateji deneyeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı? Ronaldo kaçtı aradan. Ronaldo oradan denedi şansını. Şimdi avut. İyi oldu. Hemen şöyle siyah ekranı da çağıralım. Çünkü o şekilde başladığım zaman, hızlıca başladığım zaman ben topu kaptırıyorum. Bilmiyorum siz kaptırıyor musunuz? Delight. Top çevireceğiz arkadaşlar biraz. Pastaşacağız rakibi. Yoracağız biraz. Bir daha geriye döndük verdik bir daha ver yukarıya şu ilerideki adam boş ona attık buradan Messi'ye Messi de infaraya geri dön çok iyi ver yukarı top çevirmeye devam derken hadi be Cancelo'nun ayağına attık topu ben top çevirmeyi yapamıyorum fazla ama yapabilen arkadaşlar eminim bu taktikten faydasını fazlasını alacaklar orta geldi Jordi Alba müthiş uzaklaştırdı Boyunun kısa olmasıyla Lan Ona pas mı şut mu bir şey oldu da anlamadım Maça soğuk başladık Hadi önümüzden geçti top Şimdi ayak koydukleri Tripper Döndü hemen aşağıya Hemen ters kanada açtık topu Çok iyi oldu bu Paslaşmalarımıza devam ediyoruz Rakibin morali düşüyor arkadaşlar şu an Ver hemen yukarıya ha, harikası. İşte hatamız gelişti. Şimdi Cancelo Üzeyin gelince ilk tamam vazgeçti. Orta geldi. Tony Kroos soramadı be. Foden koşuyor oraya doğru. Foden yetiş ya atıp. Top çerme ver arkadaşlar. Bakın rakibe pozisyon vermedik. Lan nasıl benden? Ters kanada döndü. Hadi lan önümüzden geçti be. Şimdi aldı. De Bruyne. Cross. Messi verdi kaçtı. Tekrar Messi atarsa attı. Messi vurdu gelişine kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Rakibinden gelse iyice bozduk. atağımız da bulduk. Atsaydık öyle çok iyi olacaktı. Top çevirmenin mantığı bu arkadaşlar. Tüm şeyleri ayarlamayı unuttuk. Stöperleri atağa çağırmayı unuttuk hücuma. Sorun değil. Böyle sert bir orta göndereceğim. Şuradan şöyle sert bir ortak tavizli. Kim vuracak kafayı vuramadılar. Triper. Plase denedi. Lan oğlum lan kaleye vursanıza ya. Delight gelmiş çağırmışız adamları. Şimdi Messi plaseyi bırakmadılar. Ver hemen çok iyisin. Alt hemen yukarıya. Rakibi iyice boğduk derken çok kötü pas attık orada. Şimdi aldık topu Foden. Foden Messi'ye bıraktı. Messi'den cross. Cross. Bir plase kaleci. Şuradan geri gel. Çok iyisin. Aç ortaya hemen. Orta. Cross. Olmadı. Foden. Vuracak artık. Vurdu yine kaleci. Rakibi iyice boğdu. Gol bulamıyoruz. Çok iyi oynuyoruz. Top çevirmeyi normalde beceremeyelim vereyim ama. Oluyor abi. Rakibe göre strateji belirlerseniz çok güzel şeyler oluyor. Orta şimdi. Çarptığı kaleciden sekti. Kontradan yemeyelim. Verdi hemen. Dönük yukarı tekrar. Foden. Verdi Messi. Cross. Ne yaptın Cross? Verememesi. hemen Messi. Vurdu Debreyn'i. Debreyn. Kaleci Dida. Ya çok yavaş vurdu Debreyn'i. Keşke Messi ile vursaydım ya. Bu da benim hatam arkadaşlar. İndirebileceğiz mi? İndirdik ama ve ilk ara bitti. Çok iyi oynadık. Şimdi biraz oyun hızlandırırsak rakibe katkısı olur ama değiştireceğim abi dizilişi sistemi. Olmuyor böyle denedik çünkü. Şöyle bir yapalım. Kontra atak yapacağız. Oyun tarzımız hızlı kontra atak. de oyun atıyor. Şuraya Kylian Mbappe. Sol sağ kanada bu geliyor. Sol açığa Kostik geliyor. Ofansif Hazard geliyor. Ama Hazard'ı falan ikinci yarıda alırız ya. Böyle bir devam edelim. Böyle bir başlayalım. Hızlı kontra atak gideceğiz. Şimdi rakip diyecek o kadar ağır oynayan adam ne oldu O oyun canlandı birden. Onu da şaşırtmış olacağız. Planımız, düşüncemiz, hedefimiz bu arkadaşlar. Haaland. Verdi aldı pasını şimdi. Kaçtı aşağıdan. De Jong'u gördü. De Jong karşı karşıya. De Jong. De Jong. De Jong vuramadı. Ah ulan De Jong. Oraya Ofansifi oraya bir tane hızlı oyuncu alsaydım var ya alır başını gider atardı. Onu da hata yaptık. Keşke öyle hızlı bir oyuncu alsaydık. Kostiç'ten bir orta. Kim geliyor oraya? Haaland geliyor. Haaland'dan önce bir röveşe tol Vurursun Haaland kaleci. Vurursun. Vur. Hadi be. Ya yeter ama ya. Kaçan pozisyonlara bak. Rakip hiç oynayamıyor farkında mısınız? Orta içeriye. Vurursunuz artık biriniz. De bir önden kapat. Sanma. Avut hadi be. Son anda ayağımıza çarpan top avuta çıktı ya. Lan şanssızlığımız üzerimizde. Hadi atarsın artık. At. Çok şükür attı. Kalecinin hatasını değerlendirdik. Asistini kabul ediyoruz Dida'nın. Artık Dida dedi ki. Abi dedi yeter. Çok kaçırdın. Al golü at. Sen de kurtul ben de kurtulayım dedin. Ve o golü attırdı bize Dida. Mbappe çıkamadık. Baskıyı yaptık. Al. Ben ver. Oyun çok ağır. Güncellemeden sonra biliyorsunuz. Buna hemen oynuyoruz abi. Aşağısı boş. Verdi aşağı Kylian Mbappe. Mbappe attı, kaçtı. Mbappe sokuldu içeriye. Mbappe geliyor. Mbappe çevirdi yerden. Haaland bıraktı. Niye bıraktın? Şimdi Mbappe çekti önüne. Bir kez daha verdi pasını. Bir şut daha al ve gol. Dayanamadı artık rakip. Rakip artık dayanamadı. Çözüldü <laughs> maç. Ben bu menajeri baya beğendim. Baya 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 beğendim arkadaşlar. Tavsiye de ederim. Ama tarzımızı bu şekilde değiştirin. Katkısını görüyorsunuz. Hadi sıyrılırsın Kostiç. Harikasın. Kostiç bir defa atarsan, Çevirir misin yerden? Çeviremedi. Şimdi aldı verdi. Halan vuracak mı? Halan çok bekledi. Halan pas ver. Çarpan top dışarıya çıktı. Rakibin pozisyonu yok. Abi çok güzel bir oyun. Çok güzel bir taktik. Tavsiye ediyoruz. Şuradan sert bir orta gönderdik. Çarpan mı bir ne Kaleci Dida'nın ellerinde kaldı. Dida'dan bir hata daha bekliyorduk ama olmadı. Rakip kontraya çıkmaya çalışıyor şu an. Lan oğlum. Oyuncular çok farklı yerlere gidiyor abi. O oyuncuları kontrol edemiyorum. O rakibin ilk şutu geldi. Yani Anlatmaya gerek yok artık böyle şeyleri. Sol bekin Jordi Alba'nın Taca kendi kendine eklemesini hala anlamıyorum. Taca doğru gitti adam. Kendi kendimize çalım yedik orada. Şimdi De yoktan kafa. Aland Aldı verdi De Jong De Jong Şimdi Haaland'a Haaland hep verdi gidiyor Haaland Haaland çok hızlı sinirlendi Acayip sinirlendi Haaland 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 Çekti Lan Bir fake shoot atayım dedim Olmadı Şimdi vurur muyuz? Vururuz 3-0 3-0 abi Çok rahat bir maç oynuyoruz Tavsiye ediyorum Kesinlikle tavsiye ediyorum Messi Messi ama o Ravaş Atağ'ın var ya. Ah Güzel pozisyondu. Güzel keyifli bir maç oldu abi. Bunu mutlaka deneyin. Nerede? ikinci yarıda sistem değiştirdim. İlk yarı top çevirme oynadık. Hop bir kafa ve gol. Attık önünü. Bak ilk yarı top çevirme oynadım. Rakibin oyun hızını düşürdüm. Rakibin oyun modunu düşürdüm. Maçı berabere bitirdim ilk yarı. İkinci yarı Tamamen kontrolü ben ele aldım. Şimdi verdi pasını. Hadi sen de atarsın geçer mi? Hadi be. Geçmedi de yok. Hata yaptık orada. Şuradan önünü kestik. Hadi Riz. Aa bu kötü oldu. Bu konu yersek çok kötü. Abi olacak iş değil ya. Oyun düştü şu an. 3-3'e Üç gelmez umarım. Çok üzülürüm. Rakibe de helal olsun abi. Adam 3-0'dan geliyor. Şimdi sokuldu içeriye. Devam. Vur artık. Vurmuyor. İkidir pozisyon kaçırıyoruz Devam bu arada. Ben hatam ne biliyor musun? 3-0'dan sonra biraz sistem değiştirmem gerekiyordu. Lan. Hadi ama. Bak nasıl başladı. Bak nasıl bitti olayına dönecektik. Neredeyse. Atarsın. Bomboş aşağısı. Harikasın. Mbappe. Kylian Mbappe. Aldı, kaldırdı içeriye. Vurursun o kafayı ama olmaz bu da ya. Bu da kaçtı. Yani attım, kaçırdığım golleri atsaydım var ya. Tarih yazmıştık arada maçta. Orta içeriye koştu işte. Bir kafa gelir mi? Çarptı. Atar mıyız? Atamadık. Yemeyelim bari kontrayı. Son dakika fondurası yemeyelim. Vur abi. Böyle de vurulmaz ki. Hayır çok üzülürüm. Vallahi çok üzülürdüm. Billahi çok üzülürdüm ama bu maçı aldık var ya. Son anlar nefes kesti. Çok keyifli oldu. Rakibin ellerine sağlık. Korkuttu bizi. Geri geldi adam. Yani altı kurtarışı da var. Güzel maçtı. Tebrik ediyoruz kendisini. Güzel maçtı abi. Harbiden çok güzeldi. Bu video bir beğeni hak etmiştir diye umut ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.